Sayın Ünlü, 28 Ekim 1923 geceki toplantı izlenimlerinizi anlatır mısınız? 28 akşamı ufak bir toplantı halinde Atatürk'ün yanında ufak bir toplantı halinde bulunduk. Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilan olunacağını söyledi. Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilan olunacağını bildirdikten sonra herkes ayrıldı. Cumhuriyet 28 Ekim akşamına kadar ve Roza Muhadesi'nin imzasından sonra, başarıyla imzasından sonra umumi olarak herkesin zihninde olmuş bir haldeydi. Cumhuriyetin aleyhinde bulunanlar zayıf bir ümitle yalnız Büyük Millet Meclisi hükümeti devam ediyor şeklini kurtarmaya çalışıyorlardı. Bir tek ümit uzatılmasında, sürüklenmesindeydi. Atatürk bunu önlemek için kesin karar vermişti. Bütün davetliler gittikten sonra Atatürk'le baş başa kaldınız. O gece neler konuştunuz? Atatürk'ün ertesi gün için kuşkuları var mıydı? Onları kısaca sevmadıktan sonra biz bize kaldık. Hiçbir konuşma olmadan oturduk. Biz de yarın ertesi günü çıkarılacak kanunu yazdık. O söyledi, ben yazdım. Şimdi Atatürk bunu ertesi gün nasıl çıkaracaktı? Kesin kararlıydı, mutlaka çıkaracaktı. Kuşkuları neticeden yoktu. Dediğim gibi Cumhuriyet zaten umumi vicdanda olgun bir hale gelmişti. Yalnız usul oyunlarıyla Büyük Millet Meclisi hükümeti vaziyetinin sürüklenmesine ümit bağlayanlar vardı. Bu oyunla olabilirdi. Bu oyunu önlemek lazımdı. Kuşkusu bundan ibaret Atatürk'ü. Oturduk, süratle kanunu çıkardık ve ertesi günü olacak safhayı bir iki kelimeyle aramızda geçirdikten sonra müzakereyi bekledik. Cumhuriyetin ilanı esasen umumi vicdanda olgun bir hale geldikten sonra bir emir vakiin kanunla kararlaştırılması şeklinde bir muameleydi. Bu kolaylığa gelmişti ve ancak bir oyunla tekrar olabilirdi. Buna mani olmak lazım.